Buyurun piliç Topkapı, porsiyon, tabaklama nasıl sunum? Aa. Sıfır. Sıfır evet. Biraz ara yemekle ana yemek karışmış gibi. Aynen. Arkadaşlar içecek olarak ne istersiniz? Ne vardı? Ayran var, bir de kola var. Kola alabilirim. Yani vallahi dünkü benim o tabaktan sonra hiç olmamış zaten. Ben bir ayran rica edeyim. Hiç olmamış. Tabii bakar mısın canım? Bir dakika bir yiyelim be Meryem, hiç olmamış diye. Görüntü sen de olarak, kestirip atma. Görüntü olarak ama. Ya porsiyon olarak diyorum. Porsiyon olarak. Meryem Hanım siz sadece alt tarafı bir köfte yaptınız. Köfte mi yaptın? Evet. Yani bunu o kadar çok böyle abartıyorsunuz ki şu anda. Sanki böyle menünüz çok Tundan ağırdı da. Meryem Hanım yani, siz de hep yani ben hep yani siz sürekli Funda Hanım kasabın açtığı tavuğun içine pirinci doldurup getirmişsiniz. Ben o köfteyi ne kadar yoğurdum. Pirinci doldurup getirmedim. Onun içerisinde bir zeytinyağlı bir yemek var farkındasınız değil mi? O bir pilav değil yani sizin filik pilavınız gibi. Lavaş açtım. Tereyağlı kavurup getirmedim. Hamurumu mayaladım. Ama yani Meryem Hanım siz de hep sürekli yani bazen de Erdem Bey'e katılıyorum yani sürekli benim yemeğim, benim evet. yemeğim, benim Tabii. yemeğim. Siz burada bu yemeği Sizin değerlendirmek geçti, zorundasınız. Sizin müsaade edin de bir değerlendirin. Ama ben kendi yemeğimi herhalde savunacağım, kendi yemeklerimi. Sizin gününüz yani. Geçti efendim, tamam sizin gününüz geçti. Erdem Bey yemeklerini mi savunayım burada? Ama tamam da bismillah daha ağzınıza yemeği koymadan başlıyorsunuz tamam sizin ama... yemeğinizi savunmaya. Siz Hayır, geçti, o fırsatı kaybettiniz ben. Efendim. Başkalarını domine etmeyin. Evet, Meryem Hanım gününü geçirdikten sonra... Bayağı bir konuşmaya başladı. Merak etmeyin arkadaşlar, sizin yemekleriniz için bile şimdiden planlarını yapmıştır. Vallahi ne konuşacağını ezberlemiştir. Herkesin hakkını herkese buraya, vereceğim. Herkesin buraya çalışarak hakkını, gelmiş. Hangi kelimeleri söyleyeyim diye. Ben. Funda Hanım bence yerinize oturup öyle yorum bence yapın. De. Siz bugün mutfaktan çıkmıyorsunuz. Hemen salatanızı getireceğim hem arkadaşlar. Onun hazırlığını hem yapıyorum ağırsınız. Şu anda. Aynen masada da göremedik. Hem şık değil hem de ağır mı? Yani ağır bir de evet. Çok yavaş olsun. Çalışıyor. Ben evet. Uzaylı Hanım o dünkü hani ağır Meryem Hanım siz sofrayı terk edip çok güzel bir şekilde karşıladım buraya geliyordum. Hatırlatın. Yemekleri de tattıktan sonra yorum yapalım. Yani evet görüntü itibariyle tamam küçük bulduğumuzu söyledik porsiyonları ama bakmayın piliç Topkapı aslında lezzetli bir yemektir. Yani doyurucudur, zengin içeriği vardır. Güzel de yapılırsa güzel bir yemektir. Vallahi o zaman kimse beğenmeden söyleyeyim ben iç pilavı beğendim. Çok zor bir iç pilav, dengeli olmuş. Siz de her şeyi beğeniyorsunuz Erdoğan. Yalan mı söyleyeceğim yahu? Yine bitirdiniz yemeği. Yalan mı söyleyeceğim yani beğendim? Yani benim pilavımdan sonra bu pilavı beğendiniz. Hanımefendi müsaade eder misiniz? Sizinle ilgili konuşulmuyor. Bugün başkası yarışıyor. Sizinki bitti, kaybettiniz orayı. Onu unutun. Kaybettim. O kadar yani. Ben müsaade edin başkasını domine etmeyin. Arkadaşım bir bilmeye ihtiyacı var. Sizin kadar kaybetmiş değilim bence. Tamam benim önemli değil. Ben saldım gitti. Yağız Bey siz niye hiç konuşmuyorsunuz? Sizin damakta ben 8 puanı ben çok merak ediyorum. Ya, siz zaten aşçılık yapmışsınız. İç pilav yapmanın zor ve dengelisinin zor tutulacağını biliyorsunuz. Tamam, bu pilav peki, güzel iç pilav değil bu kadar böyle yağlı mı olur? Onu demiyorum. Kötü mü? Neden yağlı? Ben de lezzeti çok başarısız buluyorum. Neden? Neden başarısız bulduğunuzu anlatır mısınız lütfen? Siz masaya gelin de öyle yaparız yorumumuzu. Funda. Evet, masada olmalı. Kendi aramızda. Ben sizi buradan duyabiliyorum. Salatalarınızı Yok, hazırlıyorum. Masada olmanız lazım. O yüzden dedim. Ben düz zamanda getirdim. Evet. Önce salatalarımı getirdim hem ardından yemeklerimi getirdim. Yok siz de bayağı geç getirdiniz. O arada da patat o zamanı kapattınız bravo. Ya. Bravo. Kusura bakmayın. En az 6-7 dakikada geldi. Erdem Bey kusura bakmayın. Ben şurada uyuyakaldım ağırlıktan. Siz gelince uyanabildim ancak. Bu kadar yerseniz uyuyakalırsınız zaten. Teşekkürler. Dün o kadar yiyemedim bu daha lezzetli. Damak tadınız yoksun. Allah Allah. Anne misiniz, babam mısınız? Nereden, neyi bileceksiniz? Hala sınırınızı aşıyorsunuz maşallah. Düzgün konuşur musunuz Erdem Bey? Sınır, hayat, madde... Ben de onu diyorum işte. Düzgün konuşuyorum. Siz de düzgün anlatsanız. Siz daha benim sınırımı aştım. Hani beni o zaman daha bir farklı görürsünüz. Şu an daha sınırlarımı aştım. Açmadınız. O zaman siz sınırın ne olduğunu bilmiyorsunuz efendim. Bence siz bir bayanla nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz. Ben bayan erkek ayırmıyorum. Funda Hanım mevsim şöleni diye yazmıştınız ama bunun içinde yeşillikten başka hiçbir şey yok. Şu an sonbahar mevsimindeyiz. Daha değişik sebzeler beklerdim. İçerisinde roka var, göbek marul var, fesleğen var, çiğ badem var. File badem var, affedersiniz. Bu susam mı, keten tohumu mu? Susam. Susam. Bir şey çıktı ama. Ne çıktı? Yağız Bey? Bir şey çıktı. Yok, teşekkür ederim. Burada bir şey çıkmış. Ne o? Yeşillikleri yıkamamış o zaman Bakar doğru. Yeşillikler mi? Yıkandı, sirkenin içine bekletildi. Ben göremiyorum hayatım. Çözemedim. Nane olabilir belki. Ne nane ya da fesleğen. Şu siyah ucundaki Çöpü, şeyden mi? Yok Çöp yeşillik bence. Yıkanmamış tam olarak. Mutfağı gördükten sonra hiç şaşırmadım yani. Bir saniye yeşillikleri nasıl yıkadın Funda? Hiç şaşırmadım. Bu yeşilliklerimi suyun içerisinde ve sirkeli suda bekledi. Uzun bir süre değil. Bekledi. Yani ben yemeklerimi yapana kadar bekledi. Yani uzun bir süre sirkeli oluyor. Suda beklettim diyor. Yok aslında evet, uzun bir süre bekledi. Şey değil ben de burada ayırdım. Naneleri herhalde ayıklamamışsınız. Nanelerin ölmüş kısımları. Evet o kısımlar olmuş olabilir belki. Ölmüş kısmı gibi. O kısmı. Yabancı madde değil o yani.
Meryem. Dip kısmı. Meryem, dün havucunda bir şey gördüm diye şu anda böyle ara canım. Böyle bakabilirsin. Arayacağım. Ama tek havuç dedin de ben tam bir yabancı madde gibi göremedim Fuda. Onu da söyleyeyim de dün de söyledim. Tam öyle bariz bir şey yoktu. Havucun kendi damarları da var yani. Ama damarız sen de misilleme olarak yapıyorsun, o da yanlış ama Meryem. Misilleme değil Zuhal Hanım. Bunu koymamanız gerekiyor. Bakar mısınız? Dün hani benimkine çok ufak rendelenmişler, bakar mısın yani? Yani hiç özen vermemiş. Ne yapmam gerekiyordu? Hani ben ufak rendelenmiş demedim. Ben sizin salatanızı bile yemedim. Farkındasınız mı? Yemediniz mi? Hayır. Erdem, siz bayağı acıkmışsınız. Ya bugünkü lezzetler bugün harika, çok uyumlu yani benim için. Fesleğini çok severim, onu severim, bunu severim. Vallahi şaşırdım. Nasıl olabilir? Sadece hepsinde bir tek ağırlık var. Yani bu da yağlı, o da yağlı, şu da yağlı. Lezzetten yedim. Hani açken yer miyim? Belki. Ama şu fesleğen ve susam güzel numara valla. Erdem Bey sanırım iki gündür aç kaldı ya. Bugün artık ne bulursam yiyeyim. Siz salatayı beğenmediniz mi? Salatayı beğendim beğenmesi. Ben beğenmedim demedim de. Salatayı beğendin mi? Salatayı beğendim. Sadece ben isme takıldım. Ha ben de şölen. Evet, meyve şöleni derken şölen kısım. Bu aslında içerisinde mevsim file şölen, badem olması, susam olması şölen havası kattığı için. Evet peki yemekle ilgili seni dinleyemiyoruz. Piliç Topkapı ile ilgili. Yemek tavuk güzel pişmiş. Suyu falan akıyor, lezzetli. Sadece iç pilavı birazcık yavan buldum tadını. Sadece tarçın tadı ve şey geliyor. Kuş üzümü. Kuş üzümü tadı geliyor. Onun haricinde lezzetli. Bu ünlü bir şefin ama tarifi Yavuz Bey. Hangi ünlü şefin? Abi isim veremiyoruz değil mi acaba? Yok verebilirsiniz. Arda Türkmen'in uygulamış olduğu bir lezzeti. Yani, evet izlediniz. Gördüm. Hatta içerisinde bilmiyorum o tadı aldınız mı? Mahlep de var. Mahlep mi var? Evet mahlep de var. Yeni bahar var içinde. Ben sadece aşırı tarçın ve kuş dolmalık fıstık var. Dediğim gibi yani lezzetli aslında. Sadece iç pilavı birazcık hani lapa gibi olmuş aslında. Yani ha, o yüzden pişmesinde de mi sıkıntı? Pişmesi yani birazcık lapa gibi tadı böyle birazcık yavan geliyor böyle. Sadece tarçın tadını alabildim. Kuş üzüme tarçın tadını aldım. Nane falan tadı almıyor musunuz içinde? Yok alamadım. İşte diyorum ya birazcık lapa olduğundan dolayı pişim. Bir de tavuğun da suyunu saldığı için büyük bir ihtimal lezzeti bozmuş olabilir. Siz bence rahatsızsınız o yüzden belki damak tadınız şu an ben damak tadıma çok güvenirim. Böyle burnunuzda bir tıkanıklık varmış gibi konuşuyorsunuz. Aa, hasta mısın burnun? Yo, belki ondan kaynaklı olabilir. Yok ben lezzeti güvenirim. Ben yemeğe yorum yapamayacağım çünkü eliniz kanıyor ve benim ne? Gözüm oraya takıldı. Her yerinize bulaştırmışsınız. Ne zaman kanadı bu? Bilmiyorum. Bilmiyor musun nerede kestin? Hayır gerçekten. Ne zaman oldu? Buralarınız hep kan oldu yani şu an oraya odaklandım. Sil istersen. Ne zaman bir oldu bu? Bir müsaade isteyebilir miyim sizden? Tabii tabii. Şimdi ne yaptın? Bir şey mi kestin? Tabii tabii git bir sil istersen. Bir banyoya gir. Şurada hemen banyomuz var. Bir ıslak mendil, kolonyalı mendil verin Funda'ya. Ne bir şey mi kestin mutfakta? Salata falan bir yere mı? Yere sürtmüş olabilir belki. Yani belki bir yere sürtmüş olabilirim çünkü badem falan koydum. Şu parmağın üstü kanamış böyle de koyunca ben de sen söyleyince evet, yanımda ya göremiyorum bu açıdan hiç. Yani normal o mutfağın karışıklığında bir yerini kesmiş olması yani çok karışık. Ama yok demin yoktu ya değil mi? Evet şimdi hayır yoktu. Demin yoktu demin evet. Yoktu. Bir yeri mi acaba çarptım bir anda? Şimdi stresliyim ve heyecanlıyım. Funda yani Hanım. Bunlara dikkat etmesi lazım. Hiçbir şeye dikkat etmiyorsunuz. Aynen. Ne mutfağa aynen, ne servise. Pınar Hanım sizi göreceğiz. Bakalım siz cuma günü nasıl olacaksınız? Bu ne özensizliktir. Aynen. Yani arkadaşlar sende böyle olmaz ya. Gerçekten lazım. Ben terk ediyorum yani. Zuhal Hanım. Nereyi terk yani ediyorsunuz? Yani pazartesi ya? Günü de özensizdi. Bugün de özensiz. Yani ben bu şekilde mi ben yemek dün yiyeceğim? Elik kalmıyor ama elik yani haklısın o evet. Görüntünün olmaması lazımdı. Ben de şu an şaşırdım yani gıdanın altında kalmış. Evet. Fakat şimdi bu masayı terk etmek için yani bir sebep olmamalı gerçekten yani. Hiç hoş değil. Hoş yani değil çok tabii özensiz. Ki değil. Tabii ki değil canım. Özensiz yani. Ama o da fark etmemiş herhalde. Lütfen otur. Yermeyelim birbirimizi. Dün özenliydin oldu Pınar Hanım. Efendim? Dün özenliydin ne oldu? Ha, dün ne vardı ha, özensiz? Ne vardı? Dün ben bir durum var mıydı? Sizin üstünüze yürümedim ki. Sadece yaptığınız yemekleri beğenmedim. Ben teşekkür ederim. Bir yere mi sürttün acaba? Evet belki olabilir çünkü hiç farkında değilim. Funda Hanım'ın eli kanadı. Pınar Hanım masayı terk etmedi ama masayı terk edecek bir durum yoktu ortada. Kendisi de yarışacak, kendisine göreceğiz. Ha o da istemezdi öyle olmasını ama bilmiyorum. Kendini göstermeye gelmiş zaten. Bir kalkayım bir boyumu, posumu, şapkamı görsünler dedi. Kalktı öyle kendini gösterdi, yere oturdu. Ya Funda Hanım'ın eli tabii ki ben anladım nerede kanadığını. Sanırım fırından fırın tepsisini çıkarken kenarına takıldı çünkü elinin üstü kanadı. Ama yani Pınar Hanım da ben masadan kalkıyorum, ilgi çekme isteği herhalde 7 yaşındaki çocuklarda falan gördüğümüz bir şeydi. O şaşırdım açıkçası, beklemiyordum. Peki, Erdem'le devam edelim. Aa, bitirmiş.
Bugün doymaya gelmiş herhalde. Niye şaşırıyorsun? Maşallah size. Yani damak zevki arkadaşlar, bir saniye sıra bende, ben bir anlatayım. Evet, Erdem'i dinliyoruz kesin. Herkes ağzında maşallah söyleyeceğini daha ben konuşmadan çıkartıyorum. Ya kolayı vereyim sana biraz. Vallahi açıkçası ben bunu da beğendim. Çünkü tavuk zor, yani bu kadar yumuşak ve sulu pişmesi zor, o yüzden beğendim. İçini de beğendim ama içi dinlenmediği için hafif tavuğun da suyunu aldığından birazcık daha lapalaşmış. Yeni baharı öldürmüş, mahlep yok olmuş. Çok geriden geliyor yeni bahar, mahlebi anlayamadım. Dengeli bir şey olmuş. Mahlep çok az zaten. Üstündeki tatlı kısmını da yedirdi. Yani böyle bir de çok ufak gözüktü tabakta. Bir an önce bitsin, böyle kötü gözükmesin dedim aslında. Belki hani o tabağı ya ufak yapıp onu böyle ortaya koyup bir şeyler hani... Görüntüyü bir... yok etmek için mi yemeği yedin? Bence bilerek yapıyor Erdem Bey. Niye? Neden? Meryem Hanım, neden bir bilerek yapıyor? Benim lafıma girmeyin. Hayır, vallahi olayım. Bilerek yapıyorsun. Ya neyi bilerek yani? Yapıyorsun? Hani sen ne demek istiyorsun? Beğenmediğim bilerek şeyi yer miyim insanı? Yani hani dün benim yemeklerimi beğendi ama... Meryem Hanım, dünyamın ortasına tanımadım sizi, oturtmadım ben. Benim hani kimseye burada eyvallahım, adalet bir şeyim yok. Hepimiz İstemiyorum da zaten. Hepimiz birbirimizi bu kadar. Tamam, herkes kendi sınırında kalsın. O yüzden ben dediğim gibi sizin düşünüp de size inat yemek yiyecek kadar biri değilim. Kendim acıktım, beğendim, yedim yani. Kendiniz öyle şeyler konuşmayın. Allah Allah. Siz değilsiniz bence yani. Ben sizi mi düşüneceğim? Sonra... Meryem Hanım acaba şu an yememi istiyor mu? Dur yiyeyim. Öyle bir şey mi olur? Beğendin, yalan yok. Sadece yağlı, canım çekmiş. Bugün yağlı bir şey yemek istiyorum. Afiyet olsun. Salata nasıl? Salata da susamı beğendim. Yani zaten fesleğini çok seviyorum. Ama hani şölen deyince insan ağzının içinde bin tane tat bekliyor. Ama balzamik var içinde zaten. Balzamik sıcak kullanıyor. Bin değil ama o balzamik bir tane bir şey yani. Birkaç tane bir şey. Çok iddialı bir laf çünkü şölen. Evet, şölen, ben katılıyorum Erdem'in buradaki. Evet, yani böyle ağzında bir şeyler patlayacak. Şölen deyince şölen yani, anladın mı? Şölen daha afili, daha renkli. Hem tat olarak hem bilinç olarak. Beklentimi düşürdüğü için yani. Birazcık yani yedim gene. O peki. Susamdan ama çok gidemedim. Pınar'ı da dinleyeyim. Ben de katılıyorum Erdem Bey'e. Salatayı beğendim. Ama dediğiniz gibi şölen derken ben de farklı şeyler bekledim. Daha renkli bir şeyler bekledim. Ama yaprakları diri. Balzamik sosu da kıvamında yani yerinde. Tadını beğendim. Diriliğini de beğendim. Yalnız iç pilavını beğenmedim. Dedikleri gibi lapa olmuş bayağı. Tarçını da yoğun geldi bana. Bu kadar.